Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medet ya Resulullah, medet ya seyyidil evvelin ve sahabe Resulullah. Medet ya meşahidin destur ve evlen şahabullah fe ezda sen şeyh Muhammed Azim Hakkani medet. Tarikatuna as-sohba vel khayru fil cemiyye. Allahümme erzukna fehmen ve ilmen. Peygamber Efendimizin duasıdır zannedersem. Anlamak, Allah bize anlamayı nasip etsin. Anlamak demek Allah'ın hikmetine ne için neyin nesidir diye anlayınca insan bir problemi kalmaz. Anlamayınca bütün insanlar birbirlerine girerler ve anlaşmazlık diyorlar. Anlaşmazlık demek ki birbirlerini anlamamış, hakkını, hukukunu bilmediği için o şeyden maraz oluyor, bütün problemler ondan oluyor. Çünkü birisi bir şey söylüyor, o an söylediğini ötekisi anlamayınca o da bir şey söylüyor, ötekisi de gene aynı şekilde. Bu defa kavga, kıyamet oluyor. İnsanoğlu böyle bu hayat Allah Azze ve Celle insanoğlu için imtihanlarından geçinip gidecek. Hacı annemizin şey derdi, Adem Aleyhisselam 40 sene ağlamış, bir sene gülmüş. Hani bu dünyada rahatlık şeyden daha azdır. Yani sıkıntıdan daha azdır. Ama o bile insanı o insana yeter. İnsan onun kıymeti bildikten sonra onun yeter, artar bile. Bu bütün insanların, bu ahir zaman insanlarında daha fazla gözüküyor. Çünkü eski insanlar her şeylerini zorlukla yapıyorlardı. Zorla temizliklerini, yemeklerini, maişetini, gidip gelmeleri her şey zordu. Şimdiki insanlar her şey kolay. Eskiden bir çiftçi tarlası oluyor. O tarlayı ekmesi zaten bir iki ay alır ya, bir ay en azından büyüklüğüne göre. İneğin peşinde, atın peşinde toplaması desen, o da işte elle kesiyordu, diziyordu, kurutuyordu. Ondan sonra gene makine yoktu, atın üstünde şey yapıyordu, bir tarlasını hasat edip de ambara koyması bir aydan az değildi. Şimdi ne oluyor? O bir ay dediğimiz şey bir gün değil, makineyle yarım günde bitiriyor. Ondan sonra boş. Ne yapacak? İşte kahveye gidecek, boş oturacak. İnsan boşlukta da insanlara birbirlerinden dalaşacak, anlaşmazlık olacak. O da işte bir her şeyin bir sıkıntısı var. Yani eski zaman insanları rahat ederler ama onların da sıkıntıları bütün vakit çalışmak, güneşin altında olmak, lokmalarını zor çıkarmak. Şimdiki insanların da
İşte boş vakitlerini boşuna harcamak başka problemler veriyor. Yani bu dünya hayatı cennet hayatı değil. Cennette ancak insan hiç problemsiz yaşar. Ama dünyada sabredecek, idare edip gidecek. Herkesin bir sıkıntısı var, herkesin bir problemi var. Yani hiç kimse rahat değil. Zengini de, fakiri de, yoksulu da, herkesin Allah ona göre bir imtihan vermiş. O imtihanı geçen anlamış olur. Bunun hayatın, Allah'ın hikmetini anlayan insan onları anlayıp, anlayışla geçirip gider. Anlamayan da üzüntü de kaldır. Allah muhafaza etsin. Allah hepimize anlamak versin. Her şeyin hikmetini anlamak, Allah'ın inayetini, Allah'ın keremini, Allah'ın cömertliğini anlamak nasip etsin hepimize inşallah. Prophet sallallahu aleyhi ve sellem saying, Allah rızıkna fahman ve ilmen. This is his dua. It was fahm meaning to understand. What understand? Everything. Because whole problem in this world is misunderstanding. People, when they misunderstand, they thought they are right. And they thought this what other meaning are saying, it is like this. But normally maybe this man or one, he said something, you misunderstand him. And after it become problem more and more. This is example, but meaning, when you understand the wisdom, everything, it is easy for you. If you not understand, whole time problem, whole time sadness, anxious, everything, it will be with you. It's a nature of a human being. Allah Azza wa Jalla create like this. If they understand each other, no problem. But this is what Allah also make people to try to understand each other. If not understanding, become like this, their life, terrible life. But if they understand and they accept other rights, their right what it is, so it will be nice. But unfortunately, this life like this, but this is also from wisdom of Allah, our life in this world, this life, next life, it will be either no problem or to problem forever. So in this life we must be patient and to know what they are doing and do this for sake of Allah. He put us in this position to understand which you will be better. It is for whole world, whole people who rich or poor or middle or the poorest one, each one they have a problem for themselves. Don't think it was no problem before.
Before, of course, it was problem to work, to life style. It was difficult for people. They was using their body energy to work. Man, he work in field or in other factory or other, no car for him. Like now, they go from early morning by waiting for bus 6 o'clock to come night time. Woman in house, no electricity, they wash by hand, cook by fire, make them tired. And there was tired with this. To farmer, it was also for him to grow his field, need maybe 1 or 2 months. And to take harvest also need 1 or 2 months, because by hand, by cow or by horse, the hand working. But now, what they do in 2 months, maybe half a day or 1 day, it will be finished. To harvest also same. So it will be, don't think now they are no tired. Now tired more, because they have time, and this time using for themselves, for their ego. So also problem. Don't think when you are poor, no problem, or you old time people also, they don't have problem. Each one, Allah make them test for them. For Akhirah, He will reward for this. This is what mean, people not understanding, not listening. Don't think in this life like paradise. Paradise in next life. This life must be problem for each one, for believer, not believer, rich, white, dark, black, yellow. Everyone, they have their problem. Some of them, you see these people suffering, you say, oh, Alhamdulillah. But after you forget this also. Alhamdulillah, we are with ni'mah of Allah. We are happy, we must be thankful and understanding. We are in dunya, in world, this life, it is like this. This is the most important thing to understand. Allah give us, help us, inshallah. Amin Allah, tawfiq, al-Fatiha.